Herkese tekrar merhaba. Koçluğun koç ile danışan arasında gerçekleşen iletişim tabanlı bir gelişim süreci olduğunu söylemiştik ve bu süreç karşılıklı görüşme ve bir paylaşım ortamında gerçekleşir. İşte bu görüşmeye kısaca koçluk seansı adı verilir. Peki, bir koçluk seansı nasıl gerçekleşir? Bununla ilgili öngörülen bazı modeller ve teknikler var mıdır? Elbette var. Literatürde Cron modeli Clear modeli ya da Power modeli gibi çok sayıda model veya teknik bulabilirsiniz. Her birinin kendine özgü farklı yaklaşımları olsa da temelde bir koçluk seansı 3 aşamada gerçekleşir. 1 hedef belirleme, 2 belirlenen hedefe ulaşma yolunda danışanın güçlendirilmesi, yani farkındalığının arttırılması, yani motivasyon çalışması. İkincisi hedefe ulaşma yolunda bir eylem planının hazırlanması. Koçluk seansının ilk aşaması, koçun ilk soruyu sormasıyla başlar. Bugün ne konuşalım diye sorar. Danışan kendi gündemini anlatmaya başlar. Geliş sebebini, koçluk hizmetinden beklentilerini anlatması beklenir. E, gündem bazen çok genel olabilir. Ya da tam anlamıyla danışanın kendisiyle ilgili olmayabilir kendinden çok başkalarını anlatmak isteyebilir, negatif cümlelerle şikayetlerde bulunabilir, kendini her zaman doğru ifade edemeyebilir. Gündemi daha somut bir hedef haline getirmek koçun görevi olacaktır. Bu süreçte koç kendi görev alanını dışına da çıkmadan ne dert dinleyen ya da ne saat eden bir arkadaş ne de psikolojik bir danışman olmadığının bilinciyle bir takım döndürme sorularla yani danışanı hedefe odaklayan sorularla gündemi daha spesifik, olumlu ve danışanın kendi kontrolünde bir hale getirebilir. Hedef belirlemek demek sorular sorarak danışanın beklentisini yani başarmak istediği şeyi öğrenmektir bugünkü görüşmenin konusu ne, bugün ne konuşalım sorularıyla başlayan görüşme, danışanın problemi ve dolayısıyla kendini doğru ifade etmesine yardımcı olacak yeni sorularla hedef daha belirgin hale gelmeye, netleşmeye başlar. Koç burada açık, güçlü ve etkili sorular sorarak danışanın kendi hedefini kendisinin belirlemesine yardımcı olur. Hedef net olarak ifade edilmiş yani tam tanımlı hale getirilmiş ve en önemlisi gerçekçi, ulaşılabilir ve ölçülebilir olmalıdır. Ve koçluk seansının ikinci aşaması belirlenen hedefe ulaşma yolunda danışanın güçlendirilmesi yani farkındalığın arttırılması diğer bir deyişle motivasyon çalışması. Hedef netleştikten sonra bu hedef senin için neden önemli? Bu hedefe ulaşmak senin için ne ifade ediyor gibi sorularla danışanın farkındalığı arttırılmaya çalışılır. Ve danışan hedefe ulaşma yolunda sahip olduklarının ya da sahip olmadıklarının ne kadar farkında belirlenmeye çalışılır. Danışana bu hedefe hangi kaynaklarla ulaşılacağı, bu kaynakların hangilerine sahip olduğu, hangilerine sahip olmadığı sorulur. Burada durum analizi yapıyoruz aslında. Stratejik bir bakış, bir yaklaşım var. Hedefe ulaşmak için sahip olduğu potansiyel, fiziksel, maddi hem de içsel potansiyel sorgulanıyor. Daha doğrusu danışanın kendi kendini sorgulamasına olanak tanıyoruz. Hedefe ulaşmada engel olarak gördüğü neler var? Hem kaynak olarak hem de düşünsel, psikolojik olarak hangi engeller var? Bunun sorgulanmasını sağlıyoruz. Bu işte kişinin kendiyle ilgili farkındalığın arttırılması, kendini, kendi potansiyelini keşfetmesine olanak tanır. Bu aşamada danışanın geçmiş deneyimleri de sorulabilir. Bu hedefi daha önce denedin mi? Başarılı oldun mu? O dönem güçlü ve zayıf yönlerin nelerdi? Şu anki durumun nedir? gibi sorular sorulabilir. Ilave olarak bu aşamada bazı imajinasyon teknikleri de kullanılır. Danışanın o hedefe ulaştığı hayal ettirilerek ne hissettiği sorulabilir. Örnek olarak kendine ait bir ofis açmak isteyen bir danışana ofisini açtığı, çalışmaya başladığı anlar, ofisteki mobilyalar hatta renkleri sorularak bunların kendisinde uyandırdığı duygular sorulabilir. Bu şekilde bir anlamda danışanın kendi duygu ve düşüncelerini gözlemleyerek farkındalığın arttırılması amaçlanır. Buraya kadarki bölümü bir tam koştuk seansının ortalama %70'lik bölümünü oluşturur ki geri kalan %20-30'luk bölümünde zaten danışan gideceği yolu ve yolda nelere ihtiyacı olduğu konusunda kendinden büyük ölçüde emin olduğu için çok daha kolay olacaktır. Ve koştuk seansının üçüncü ve son aşaması e, hedefe ulaşma yolunda bir eylem planının hazırlanması. Bu aşamada hedefe ulaşmak için hangi adımların atılması yani hangi eylemlerin yapılması gerekir bunların konuşulduğu aşamadır. Burada yine stratejik bir yaklaşım söz konusudur. Hedefini gerçekleştirmek için hangi eylem planları gerekir bunların önceliklendirilmesi yani önem durumuna göre önce bir sıralanması sonrasında her eylem adımı ile ilgili yukarıda sorduğumuz sorular sorulabilir. Kaynak sorgulaması, yani danışanın kendini ne kadar yeterli hissettiği, bu yolda bu eylem ile ilgili sahip oldukları ya da sahip olmadıkları detayında sorular sorularak eylem adımları kesinleştirilir. Eylem adımlarını ne zaman kiminle yapacağı sorulabilir ve böylece ilk koştuk seansı tamamlanmış olur. Bundan sonraki süreç eylem adımlarının ne kadarı nasıl gerçekleşti gibi sorularla ve karşılıklı geri bildirimlerle süreç değerlendirilir. Peki bir koçluk hizmeti ne kadar sürer? Kaç seans devam eder? Her koçluk hizmeti kişiye özeldir. Danışanın içinde bulunduğu duruma ve beklentilerine göre değişmekle beraber bir koçluk hizmeti en az 4-5 seans sürer. En fazla 10-12 seans olabilir. Ortalama seans süresi bir saattir. Seanslar ilk seans yüzde olmak koşuluyla online olarak da gerçekleştirilebilir.